Arkadaşlar merhabalar. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Borsa İstanbul'un gün içi, gün sonu daha doğrusu değerlendirmesini yapmak istiyorum. Piyasalarda bugün neler yaşandı? Bunu bir değerlendirelim arkadaşlar. Evet şimdi biz yüzle başlayalım. Bu günlük bir grafik. Biz yüzde bugün %1'e yakın bir artı hareket vardı. Cuma günkü önce pozitif sonra negatife dönen ve dipte kapanan bir hareketten sonra bugün yatay yukarı yönlü bir hareket oldu. Nispeten sınırlı bir hareketti ama gün içerisinde sürekli yeşil kalan bir piyasaydı. Tahta bazlı hareketler öne çıktı yine her zaman olduğu gibi bazı tahtalarda sert geri dönüşler tabanlara yakın fiyatlamalar. Bazılarda yatay aşağı kırmızılar, bazılarında ise özellikle bankacılıkta ise yine sert hareketler. Devlet bankalarında, bakın bankla, halk bankla tavan seri, tavan e, görüldü. E, i̇şte bazı söylemleri de bunda etkisi olduğunu söyledik. Dünkü yayında e, özellikle vurguladığımız tahta bazı hareketlerin çok önemli olacağı bir döneme girdik. Ve borsa gerçekten önümüzdeki dönemde büyük fırsatlar içeriyor. Ve orta uzun vade için, borsa için 3 ay 6 aylık zaman diliminde tam bir toplama formasyonu ve devamında da zaten başlayan hareketin bakın şu bölgede buradan işaret edelim arkadaşlar şu bölgede başlayan hareketin devamını da bekliyoruz. Özellikle hem dolar bazlı formasyonun tamamlanma kısmına yakın oluşu hem de TL bazlı ortalamaların üzerinde ve devlet enflasyonun olduğu bir ortamda uzun zamandır yatay kalan, dolar bazlı bir buçuk yıldır zirvesini geçemeyen bir piyasanın ciddi bir prim potansiyeli oluştuğunu söylememiz mümkün. Dolayısıyla arkadaşlar bu fırsatı değerlendirmek gerekir diye düşünüyorum. Bütün hesapları, kitapları buna göre yapmak gerektiğini düşünüyorum. Yani ben negatif değilim. Bunu ısrarla söylüyorum. Negatif olmadığımı. Aslında yeni de bunu söylemiyorum. Önceden de bunu zaman zaman söylüyordum. Sadece zikse katlara girdiği zaman ben al sat. Yani şu bölgede belki satış ağırlıklı bu bölgede alış satış alış ve buradan itibaren de pozitif bakış açımızı hep koruduk korumaya da devam edeceğiz dönemsel olarak. Özellikle 2024-2025-2026 borsada farklı bir dönemin olacağını ancak tahta bazlı hareketlerin olacağını ifade edelim. Seçici bir yaklaşım sergilemek gerekecek. Yani eğer bu yapılmazsa belki 600 tane tahtanın sadece yüzü e, yukarı yönlü güzel ivmeli hareketleri yaparken e, belki yüzü ise eksiye e, 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 dönecek. Ve belki de e, eski gördüğü zirveleri bir kez daha e, göremeyen onlarca e, tahta olacak arkadaşlar. E, o yüzden bu dönemi iyi değerlendirmek gerekir diye düşünüyorum. E, şimdi kısa vade bakacak olursak işte e, piyasada yukarı isteğin olduğu görülüyor. Zirve değerleri oldukça yakınız. Ve grafiğinde 10.000'li seviyenin üzerine gösterecek şekilde bir yöneliş dikkat çekici. Burada özellikle 21 EMA noktası şu bölge. Buradan döndük. Perşembe günü. Cuma günü de yine yukarı gepli açılış oldu. Düzeltiyorum. Pazartesi günü. Bu Cuma. Bu Pazartesi. Ve bugün de arkadaşlar Çarşamba ise yatay bantla bir hareket oldu. Şimdi burada bir üçgen hareketi var. Neticede bu hareketin yukarı doğru devamı beklenebilir. Üçgenler bileme formasyonları devam formasyonlarıdır. Bizim yapısal analize göre de grafiğin yukarı yönlü isteğinin olduğu. Burada bir bakın şu bölgede bir onay noktasına gelindiği. Burada da yine pazartesi günü Dibe yakın noktaya gelerek onay noktasına gelindi. Bir kez daha gelirse gelen hareket yine onaya gelecek diye düşünürüp sonra tekrar günün yukarı doğru gideceği şeklinde değerlendirme yaparım. Mayıs ayları dönem dönem yüksek aylardır. Belki borsada çok ciddi satışlar bekleyen arkadaşlarımız analistlerimiz arkadaşlar olabilir. Onların görüşüne saygı duymakla beraber buradaki hareketin ben şimdi olacağını düşünmüyorum. En azından yukarı yönlü sert hareketler görüldükten sonra hedef değerleri ve şişkinlik fiyat seviyelerine gelindikten sonra ancak onların o analizlerin gerçekleşebileceğini düşünüyorum. Şimdilik piyasanın en fazla yatay olacağını en negatif senaryoda. Sonrasında ise yukarı yönlü fiyatlamaların gerçekleşeceğini düşünüyorum. Hem TL olarak hem dolar bazlı yükselişler bekliyorum arkadaşlar. Zaman zaman da doların dolar TL e, analizi isteyen arkadaşlar, fikir soran arkadaşlara da şunu ifade edebilirim. E, ben TL'de bir devalüasyon, ciddi bir devalüasyon beklemiyorum arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Yine kontrollü bir e, fiyat ayarlaması söz konusu olacaktır. Öyle 45'ler, 48'ler, 50'ler, bunlar benim bu yıl içerisinde beklediğim yerler değil. Maksimum sene sonunda 38-40 gibi bir fiyatlama göreceğimizi tahmin ediyorum. E, yani o yüzden dolarda kalmak yerine TL'de kalmak daha sağlıklı, daha karlı bir sonuç verebilir. Özellikle de borsadaki bu fırsatı değerlendirmek gerektiğini düşünüyorum. Yani öyle tahtalar var ki dolar bazlı tarihsel dibindeler. Bu tahtaları değerlendirmek orta-uzun vade hakikaten çok güzel fırsatlar olacağını düşündüğümden dolayı bu tahtalarda yatırım tavsiyesi olmadan pozisyon alınması gerektiğini ifade etmek istiyorum ve bu hisse senetlerine yapılan yatırım ile uzun soluklu bir çıkışta en dibe yakın veya dipten mal alınmış olur ki bu da bir büyük bir avantaj sağlar. Bundan sonraki stratejide daha çok al sat yapmak yerine daha çok yatırımcı bakış açısıyla bakmak, onun yerine para yönetimiyle işi idare etmek çok daha stressiz ve kazançlı yani malda kalma stratejisi ve belki sadece %10 dönem dönem %20 işte belli tepe noktalara geldiğinde %40'a yakın nakit ama %60'a yakın mal taşıyarak işte fonunuzu büyütebilirsiniz diye değerlendiriyorum. Yani bugün arkadaşlar yatay bantta bir hareket yarın da bu hareketin dip noktasını 9400 tepe noktalarda da 10500 11500 12500'ü hedefleyecek bir orta vade çıkışı göreceğimizi tahmin ediyorum. Mayıs ayında zikzakta da görülecektir. Ancak binde seviyeyi gördükten sonra zikzak görülme ihtimali düşünüyorum. Yani ben bir süre daha pozitifliğin devamını bekliyorum, bunu söyleyeyim. Ortalamanın üzerindeyiz. Hatta eğer önü açılacak olursa da ivmeli bir yükseliş görülebilir diye de düşünüyorum. Alımsız bir haber gelmezse bunu da şart cümlesi olarak koyalım. Şimdi yine birkaç hatırlatmam olsun. 25 Mayıs'ta borsa kampını düzenleyeceğiz katılmak isteyen arkadaşlarımız olmuş. Onlar detay bilgiler istediler. Onların maillerine geri dönüş yapıldı. Bununla ilgili yine düşünen arkadaşlar varsa Borsa Kampı ile alakalı bir önceki videoda daha detay açıklamalarda bulundum. Hafta sonu yapacağım 25 Mayıs 26 Mayıs hafta sonu yapacağımız çalışmaya bekleriz arkadaşlar. Detaylar için de psikolojik ya da serifbe.gmail.com'a mail atabilirsiniz. Bunun dışında gümüş ve altın üyeleriyle her akşam yapmış olduğumuz derslere katılabilirsiniz. Analizler yapıyoruz, tahta seçimleri değerlendiriyoruz, potansiyeli yüksek olan tahtaları konuşuyoruz. Ayrıca WhatsApp grubunda da genel bir değerlendirme gün içerisinde zaman zaman kritik yerlerde paylaşımlarımız oluyor. Gümüş ve altın üyesi olan arkadaşlarımız da yine aynı şekilde iletişim bilgilerini vererek bize ulaşabilirler. Hem WhatsApp grubuna girer hem de bu akşamdan itibaren derslere, analizlere, model portföyye ulaşabilir. Analizlerimizi gün be gün e, takip edebilirler diye hatırlatmış olalım. E, sözcüklerim yatırım tavsiyesi değildir. Bunu e, da belirteyim. E, kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.